vatan haini Can Dündar'ın yayınladığı MİT tırları belgelerini Lütfü Türkkan'ın 6 ay önce yayınladığı ortaya çıktı. HİT yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık zırhı kalkıyor değerli izleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenledi. Meclis onay verirse Türkkan yargılanacak. Lütfü Türkkan'ın FETÖ için yaptığı güzellemeleri daha önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Yarın dokunulmazlığım bittiğinde buyurun gelin ben hesaplaşacağım sizinle. Nasıl bir terör örgütü bu ya? Ben buradan bütün hizmet hareketinin gönül erlerine seslenmek istiyorum. Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben baş terörist olmaya hazırım. Eğer Hidayet Karaca teröristse, bir terörist örgütü üyesi ise ben buradan ilan ediyorum. Bu terör örgütünün üyesi de benim arkadaşım. Öyle utanmazlar var ki bir partinin grup başkan vekili olmuş ama adam köpek. Köpeğe nereye koyarsan koy köpektir. İti hangi kapıya bağlarsan bağ, ittir. Bugün çok önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Bakınız, öylesine önemli bir iddia ki önümüzdeki süreçte belki de yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Can Dündar'ın devletin gizli belgelerini yayınlaması nedeniyle vatan haini ilan edildiği bir yerde yargı devletin gizli belgelerini Can Dündar'dan önce yayınlayan Lütfü Türkkan'ın peşine nasıl düşmemiş şimdiye kadar anlamak mümkün değil. Seni sundum. Şimdi ne diyor? Adana'da durdurulup aranan tırlara ait arama tutanağı diyor. Tutanağı da yayınlıyor. Bu silahlar El Nusra'da mı, IŞİD'de mi, PKK'da mı şimdi diye soru tevcih ediyor. Şimdi bu aynı hususla alakalı yargılanan şahısları biliyoruz. Can Dündar mesela yargılanmıştı. Çok ilginç olan bu. Can Dündar'ın bunu yayınladığı tarih 27 Mart 2015. Bakın Lütfü Türkkan, Can Dündar'ın bunu yayınlamasından daha önce Twitter'ından tweet atarak atmak suretiyle gizli kalması gereken bir belge yayınlıyor. Dolayısıyla bu suçtur. Bu TCK 328.1-329 noktasında benim kanaatime göre suçtur. Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi veya askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir, kamuoyunun önüne açıklamıştır. Dolayısıyla bu suçun bir karşılığının olması gerektiği kanaatindeyim. Hakikaten belge net kim tarafından servis edilmiştir? O çok ilginç olan nokta. O belgenin servis edilmesinin söyleyeceğim ihtimalden başka ihtimali yok. Kim tarafından servis edilir biliyor musunuz? Gizli kalması gereken belgedir. Arama tutanağıdır. Arama tutanağında kalemler teker teker zikredilmiştir. Hani o tırın içinde ne bulunduğu zikredilmiştir. O arama tutanağında imzası bulunan o Türk üniformasını gasp etmiş alçakların tamamı FETÖ soruşturmasından baylokçu olarak şu anda ya mahkum ya firari. Dolayısıyla FETÖ mensupları. Bunları onların haricinde elde etmesi çok zor, mümkün değil. Yani veya şöyle olur, onlardan birisi birisine, bir FETÖ mensubuna bunu servis etmiştir belgeyi. O da o kanalla elde geçirmiştir. Bunun başka bir lamıcımı yok, alternatifi yok. Dolayısıyla zaten o soruşturmada da gizlilik kararı mevcuttu. Gün gibi açık olan husus bunu kamuoyuyla paylaşmış olmasıdır ve bu suçtur. Can Dündar bundan ceza almışsa, Can Dündar'ın ceza almasını biliyorsunuz, 328 birden ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı Can Dündar. Dolayısıyla Can Dündar'ın aynı suçtan ceza almasının karşılığında Lütfü Türkkan'ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir. Bazen bakıyorum da ulan diyorum neler yaşıyoruz. Mertlik kalmadı denilen bu zamanda dahi bir sokak jargonu vardır. En pis ortamlarda bile kolay kolay anaya bacıya küfredilmez. Namuslu insan olmanın, asgari ahlakın, medeniyetin gereği budur. Son günlerde yaşadıklarımıza şöyle bir bakar mısınız? Kürt vatandaş, PKK teröründen, HDP'nin terörü desteklemesinden şikayetçi. Ülkücü olduğunu söyleyen Akşener ve İyi Parti ise HDP'ye bağlılığını göstermek için Kürdistan lafına ses çıkaramıyor. Üstüne şehit yakınına küfrediyor. 17-25 sürecinde bankasıya destek olmak her Türk vatandaşının görevi diyen Ekrem Dumanlı'ya terörist denilen ülkede baş terörist olarak anılmayı şeref bilen, kamu bankalarından aldığı kredileri ödemeyen,
devlet arazileri üstüne kaçak çiftlik ve fabrikalar kuran, sonra sahtekarlıklarını haberleştirmek isteyen gazeteciyi darp eden, eleştirilere sosyal medyada gizli gizli küfrederek cevap veren, 15 Temmuz'dan önce Fethullah Gülen teröristini Hoca Efendi şöyle, Hoca Efendi böyle diye savunan, hizmeterleri dediği alt tabaka teröristlere her fırsatta güzelleme okuyan, çakarlı ve sirenli araçla arkadaş buluşmalarına giden kızına, lüks villasında travesti zennelerin şıkır şıkır oynadığı yılbaşı partileri düzenleyerek babalık yapan, her şeye rağmen utanmadan başımıza örnek, Türk milliyetçisi kesilen Lütfü Türkkan, bir milletvekili olarak bu ahlaki normu hiçe saymıştır. Kimseye söylenmemesi gereken leş bir küfrü, 3 gün kardeşinin ayaklarını arayan bir şehit abisine söylemek, hem de boğazını sıkarak söylemek, en hafif tabirle çukurluktur. Biliyorsunuz, bu ülkede çocuk tacizcisi, tecavüzcü, kadına şiddetçi bir hanzo dahi olsanız, hatta teröristlik de yapsanız, yüzünüze Atatürkçülük makyajı yaptığınızda bütün suçlardan vicdani beraat alırsınız. Fondaşlarınız için ahlaksızlık seviyenizin önemi yoktur. Paydaşlarınızın sesi bir anda kesilir. Kibar beyefendi, dünya iyisi, tatlı mı tatlı diye reklamınızı yaparlar. Siyonist sermayeli TV kanallarında spiker de olsanız, CHP'de üst düzey politika da yapsanız, İstanbul'un belediye başkanı da olsanız vaziyet değişmez. Mesele ahlak, şeref, namus, kadın, çocuk, bayrak, hürriyet değildir çünkü. Finans kapital sömürgeciliğin ve terör örgütlerinin kullanışı malzemeleri olan kadın derneklerine bu rezalet karşısında 3 maymunu oynatan sebep, her neyse mesele odur. Muhalif takılan kadın milletvekillerini, kadın gazetecileri, kadın sanatçıları susturan sayık da aynı meseleye dahildir. Bir ailenin, bir kadının, bir insanın haysiyeti onlar için basit bir ideoloji manivelasından ibarettir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz.